Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 50.000 abone özel Oda Video ile sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, öncelikle 50.000 abone için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hatta kanalım şu anda 52.000 aboneye ulaştı. Yani bugüne kadar benim yanımda olup beni destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkürü cidden size bir borç bilirim. Fazla da böyle bu tarzda video çekmeye alışık olduğum için bir değişik hissettim kendimi falan. Böyle hızlı konuştuğum için heyecan yaptığım yerler oluyor. Böyle cümleleri, kelimeleri falan farklı söylediğim yerler oluyor. Kusura bakmayın onun için. Arkadaşlar, bu videomuzda ekipmanların üzerine dayalı bir vlog olacak. Yani odanın boş kısımlarını falan göstermeme gerek yok. Sizler böyle buradaki ekipmanları, işte mikrofonu falan cartı curtu merak ediyorsunuz. Ben de size onları en güzel şekilde tanıtacağım bu videoda. Videomuza başlamadan önce mutlaka videoyu beğenmeyi, değerli yorumunuzu yapmayı, kanalıma da abone değilseniz aşağıdan bildirimleri açarak abone olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar, bu çekimimizde birazcık böyle bir amatör çekim tarzında olacak. Yani telefonum birazcık eski, aynı anda ön kameraya çevirip arka kameraya çeviremiyorum. Elime telefonu alacağım. Arka kamerası da ekipmanları güzel güzel arkadan benim sesim eşliğinde tanıtacağım. Böyle şuradaki başka detayları falan da göstereceğim. Dilerseniz çekimimize başlayalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz şöyle bir çekime başlayayım. Odanın kapısından şöyle bir giriş yaptım arkadaşlar. Kapı burası. Kapıdan şöyle bir giriş yapıyorsunuz. Burada benim yatağım var. Videolarda görüyorsunuz zaten. Sistem burada babalar gibi duruyor. Daha demin de şöyle şu kullanmış olduğum direksiyon tripodundan yani daha doğrusu tripod böyle uzun boylu. Ben bunu direksiyon tripod olarak kullanıyorum. İlk böyle onu bir göstereyim. O daha demin buradaydı böyle. Buradan şöyle bir çekim alıyordum. Gördüğünüz gibi. İlk olarak buradan başlamak istiyorum. Burası kardeşlerimin ders çalıştığı kullandığı masa. Ben pek fazla kullanmıyorum. Normalde bu kutular da şurada en üstte duruyor. Bakın orada bir tane daha kutu var. Bilgisayarın kutusuydu falan o da. Burada kullandığım ekipmanların kutularını şöyle bir dizeyim dedim. Hani güzel bir görüntü olsun. Burada yeni kulaklığımın kutusu var. Corsair Void RGB Elite Wireless işte. Burada da bir önceki var. G332SE. Burada ekran kartımın kutusu var. Merak ediyorsunuz parçaları. Şöyle göstereyim. 2070 RTX en dolusu. Modeli gözüküyor zaten. Anakart var burada. Burada mikrofon var. Mikrofon HyperX QuadCast. Bunu zaten birazdan göstereceğim. Bu da kameramın kutusu arkadaşlar. Logitech C922 Pro'dan yazıyor üstünde. Görüyorsunuz. Şöyle burayı gösterdikten sonra odanın diğer kısımlarında pek bir şey yok. İşte dolap burada. O kutular da burada duruyor işte. Bilgisayarı da çok merak ediyorsunuz. Nereden aldın, nasıl aldın diye. incehesap.com'dan hazır bir sistem olarak aldım arkadaşlar. Buraya geldim şimdi. Bu tripod'dan bahsetmiştim zaten. Bunun ucunda normalde ışık var arkadaşlar. Ama ben bu ışığı buraya taktım, yani onu söktüm. Onun yerine buraya işte tutacak taktım. Onun arkasında bir tane daha şöyle bir şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum da. Şöyle küçük bir ayrı bir tripod var. Bu tripodun ayakları çok küçük şey büyük olduğu için oraya olmuyordu. Ben de öyle bir sistem yaptım, yani değiştirdim bir nevi. O da birazcık kablo yığınından oluşuyor. Siz böyle videolarda kabloları pek görmüyorsunuz ama çok fazla kablo var. İlk olarak arkadaşlar şimdi koltuğumuzdan başlayalım. Kutuları falan gösterdik. Koltuk X-Drive 15'ti. Gayet memnunum. Bilgisayarda çok fazla vakit geçirdiğim için yani akşama kadar vakit geçiriyoruz. İşte videoyu düzenliyoruz, video kapak resimleri vesaire. Cart curt 10 numara işimi görüyor. Şöyle göstereyim. Sağa sol birçok özelliği var zaten. Ayrıyeten şu yukarı aşağı kalkıyor. Bir sürü özelliği var. Bunları zaten biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Emre abi de zaten bunun RGB'li modeli var. Akıncı mıydı onunki bilmiyorum tam olarak. Benimki 15'ti ama onunki de farklı bir model. Onun dışında şöyle RGB'leri var. Benimkinde yok arkadaşlar. RGB'siz model. Böyle araba yarış koltuğu gibi olduğu için birazcık böyle bir şey tercih ettim. Şimdi ben şöyle bir oturayım. Burada gördüğünüz gibi Türkiye'nin en temiz direksiyonu var. Babaların babası Logitech G29 cidden. Arkadaşlar soruyorsunuz, direksiyonunu değiştirecek misin, yeni alacak mısın, memnun musun, cart curt, zaten bunların hepsini cevaplayacağım şimdi. Direksiyonumu değiştirmeyi düşünmüyorum. Çok da memnunum. Yaklaşık olarak 4 yıldır kullanıyorum. Bunu da soruyorsunuz. Çünkü 4 yıldır direksiyonu kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısını yaşamadım. 10 numara direksiyon. Herkese tavsiye ederim. Yani sert davranarak kullanan birisiyim. Ben çok sert kullanıyorum cidden. Hani böyle öyle keyif alıyorum. Öyle kullanmaktan keyif alıyorum. Yani cidden direksiyona sert davranıyorum. Yaptığım hareketler falan böyle bir sert hareketlerden görüyorsunuz. Direksiyonu bayağı bir zorlayan hareketler. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. O yüzden tavsiye ederim. Fiyatı pahalı ama olsun. Yani en kötü bu devirde alabileceğiniz direksiyon G27 olsun. Hangi direksiyon alalım diye soruyorsunuz. G27 alın bence. Yani yerinizde olsam öyle alırdım. Yani tabii bütçeye göre değişir. Ama yerinizde olsam G27 alırdım. Burada şimdi kulaklık var. Kulaklık kapanmış. Şunu bir açalım. Şurada düğmesi var. Açıldı mı? Açıl bakalım. Evet, benim şansıma açılmadı. Heh, açıldı, tamam. Bir daha kapandı.
Lan oğlum, ben dalga mı geçiyorsun? Evet arkadaşlar, şansıma kulaklığın şarjı bitti. Her zamanki gibi beni şaşırtmadı. Yani videoda bir aksilik olacak, hemen bir onun kablosuyla bağladım. Kablosuz bir kulaklık ama şöyle şarjı bitti işte şansa bugün. Direkt kulaklığa geçtim. Kulaklık çok hafif bir kulaklık. Kablosuz olması cidden benim için muazzam bir özellik. Ben genelde gece uyurken falan şarja bırakıyorum. Diğer günde direkt tam takılı bir şekilde kullanıyorum. Hemen bir kulaklığa geçiş yaptım. Kulaklıktan bari bahsedeyim. Çünkü el freni ve vitesten değinmeyi unutmuşum öyle videoyu şey yapmak zorunda kalınca. Kulaklık cidden çok hafif. Eski kulaklığımı değiştirmenin tek sebebi neredeyse bu. Ve sesi çok iyi veriyor ve çok rahat ve çok hafif. Eski kulaklığımı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada duruyor. Burası birazcık yine kablo, yine kabloları görüyorsunuz. Her neyse. Kulaklığı gösterdim. Burada direksiyonu anlattım zaten. El freninden 10 numara memnunum. Tavsiye ederim. Ucuz fiyata cidden alabileceğiniz el freni. Görüyorsunuz sistemi bu şekilde. Buradan da şöyle bir USB sistemi gidiyor. Kablolar çok fazla siyahlık olduğu için göremiyorsunuzdur şu an. Kablosu gidiyor. O da buradan böyle bilgisayarına kabloyla takıyorum. El freninden memnunum. Almak isteyen arkadaşlar için açıklamaya, yani videonun açıklamasına iletişim bırakırım. Siz de oradan alabilirsiniz. Burada vites var. Her şey çalışıyor. 1, 2, 3, 4 çalışıyor. 5, 6 çalışıyor. Ama geri vites çalışmıyor. Yani bozuldu. Zamanla bozuldu. Cidden artık bende R yok yani. R yapmıyoruz. Öyle söyleyeyim. R'ye atamıyorum. Onun yerine burada artı tuşuna atadım. Geri vites artık burada yani. Debriyaja basıp artıya basıyorum. Öyle algılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi direksiyondan bahsetmişken bu direksiyon nasıl masayı sallamıyor? Nasıl bir sistem yaptım? Masam nasıl diye merak ediyorsunuz. Masamın şu üst tahta kısmını, yani bu tahta görmüş olduğunuz şey, tahta sağlam bayağı. Bunu Koçtaş'tan aldım. Hazır tablo olarak aynen bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Sizler de gidip alabilirsiniz. Ve bunun altında ayaklar var. Bunda komşumuz dükkanı var böyle. Ondan almıştık. Böyle bir masayı çok kolay bir şekilde ucuza temin edebilirsiniz. Ama masa sallanır. Şimdi masanın sallanmasını nasıl önüne geçilir onu göstereceğim. Şu tarzda arkadaşlar nalburlarda bakın şu görüyorsunuz. V aparatlar var. Bunu bir masaya takıyorsunuz. Bir de duvara montajlıyorsunuz. Böyle vidalı gördüğünüz gibi. İki tane. Masanın sallantısını kesiyor. Masayı duvara yakın yapmanız lazım. Bunu benim babam yaptı. Ona kendisine çok çok teşekkür ederim. Cidden böyle bir bayağı bir emek göstererek yapmıştı. Masada gram sallanma yok. Kokpitten farksız yani. Direksiyon standları falan cart curt her şey sallanıyor. Bu sistemde sallantıyı kestim. Yani ne bir facecam'ın burada takılı olduğu için yani ne bir sallantı sorunu yaşıyorum ne de başka bir şey. Şimdi bunları gösterdim. Masanın üstünde mousepad'im var. İşte mouse'un klavyem biraz eski, bunun sebebi de işte ben çok fazla işte burada yemek yiyorum. İşte bilgisayarda bir şeyler izliyorum, dizi izliyorum, cart curt izliyorum. Yemek yerken işte böyle kola dökülebilir, bir şey olabilir. Neden yenisini, neden lüks bir şey alayım diye düşünüyorum. Yani eğer bir gün gerek duymam yani böyle çok fazla ışıklı mışıklı klavyeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani her an üstüne bir şey dökülebilir, bir şey olabilir. Fazla masrafa girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bunun altında işte mousepad var. Bunu sofra bezi olarak kullanıyorum neredeyse. O yüzden böyle birazcık lekeli olabilir. Onun için kusura bakmayın. Gerçi simsiyah gözüküyor şu an ama. Her neyse, uzun bir mousepad. Her yeri kaplasın diye böyle bir şey aldım. Onun yanında burada suluğum var. Suluğu da göstereyim. Yani çok fazla üşengeç birisiyim. Bilgisayarın başından kalkıp su almaya gitmeye üşeniyorum. Böyle bir sistem yaptım. Neyse, bunları gösterdim. Burada şimdi mikrofon var arkadaşlar. Mikrofonu zaten HyperX Quadcast. Detaylı olarak şöyle bir alta yazarım zaten. İşte ne mikrofon falan filan, böyle tam modelini yazarım. Burada standı var bunun. Böyle masaya kıstırıyorsunuz arkadaşlar buradan. Böyle sağa sola istediğiniz yere çevirebiliyorsunuz. Bakın döndürüyorum. İşim bittiği zaman genelde böyle yapıyorum. Ondan sonra da böyle işte video çekeceğim zaman böyle ayarlıyorum kendime göre. Buradan işte mikrofon açma kapatma tuşu. Buradan işte sesin tam olarak ayarlanması falan filan, nasıl tonunu ayarlanması. Bunun şu an ismi aklıma gelmedi. Her neyse. Burada mikrofon gördüğünüz gibi bu şekilde. Mikrofonu geçtikten sonra kasaya geleyim. Kasayı cidden çok merak ediyorsunuz. Game Power'ın Warcry diye bir modeli olması lazım. Onu da tam yazarım. Kasa 10 numara 5 yıldız. Şöyle görüyorsunuz. Işığı pembede kalmış ekran kartında ama neden olduğunu bilmiyorum. O da genelde sürekli olarak renk değiştiriyor. Şurada şöyle kumandası var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Kumandadan istediğim şeyi alıyorum. İşte rengini değişiyorum falan. Gördüğünüz gibi. Böyle değişiyorum. Otomatı falan var işte. Şu an geçecek. Heh, geçti. Bayağı da kullanmıyorum kumandasını. Öyle işte geceleri falan bazen kapatıyorum. Odayı falan ışıl ışıl yapıyor. Birazcık kasanın burada durmasını isterdim ama kabloların böyle daha iyi düzende oluyor falan, arkasından geçiyor. Böyle tercih ettim. Bir de sağ tarafta olurken rahat olmuyor dediğim gibi. Çok fazla kablo görüntüsü buraya geliyor. O yüzden kötü oluyor. Kasanın kasmasının tek sebebi USB'lerim çok fazla. Yani her YouTuber'da çok fazla olduğu için bilgisayarın FPS'ini mahvediyor. Yani ben eskiden bu kadar fazla USB kullanmıyordum. Çok fazla USB'li sisteme geçince bilgisayarın
içinden geçiyor yani FPS durum olarak. Eskiden böyle değildi. Kasanın da özellikleri arkadaşlar ufaktan söyleyeyim. Video açıklamasında tüm detayları var. Ryzen 5 3600, RTX 2070'li ekran kartı var. 3 fanlı bir model. 16 GB RAM, B450M de TUF bir ekran kartı var Asus'un. Detaylar dediğim gibi açıklama kısmında. Burada monitörüme geleyim. Monitörüm de 27 inçlik bir monitör. Şöyle sağa sola dönüyor. Birçok özelliği var arkadaşlar. Yani curved bir monitör bu arada. Yani kavisli diyeyim. Kavisli bir monitör. 144Hz, 1920x1080. 10 numara bir monitör. Memnunum. Yani her şeyimi karşılıyor. Böyle bir sistem aldıktan sonra da böyle bir monitör şart yani arkadaşlar. Yoksa görüntüyü tam olarak böyle net alamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor bence. O yüzden burada da emektar var. Emektar harbiden burada yani. İkinci monitörüm olarak kullanıyorum bunu. Bunu eskiden kullanıyordum arkadaşlar. Eskiden tek monitör olarak kullanıyordum. Arkasını laptopu ters çeviriyordum. Ana monitör bunu yapıyordum. Laptopun ekranı siyah oluyordu. Öyle kullanıyordum. Zaten şimdi eski olaylara gelmek istiyorum. Yani bunların hepsi öyle kolay bir şekilde olmadı. Güçlü gördüğünüz monitörün modeli bu arada AUK. Bu da Vestel'in televizyonu yani. Monitör değil bu. Onları da söyleyeyim. Ya video açıklamasının her şeyin detayına ulaşabilirsiniz. Şimdi gelmek istediğim konu ise bunların hepsi öyle kolay bir şekilde olmadı arkadaşlar. Yani eskiden işte şurada küçücük bir masam vardı. Klavye, mouse durmuyordu. Onların resimlerini zaten şimdi koyacağım. Geçtiğim zorlukları falan da koymak istiyorum. Tabii kapıyı açtı yine, kardeşlerim videoyu böldü. Eskiden burada işte rahat oynayamıyordum. Koltuğum falan kötüydü yani. Kardeşim ağlama sesi geliyor olabilir, kusura bakmayın. Yani böyle koltuk aşağıda kalıyordu. Kollarım ağrıyordu oyun oynarken falan böyle koyarken. Sıkıntı yaşıyorum. Onların resimlerini de şu an eklerim arkadaşlar. Görürsünüz. Bunların hepsi böyle zamanla olan şeyler. Şimdi kamerayı öne çevirip sizlere konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bir kardeşimi dövdüm geldi, bağlıyordu. Şaka bir yana, sakın öyle bir şey yapmayın. Yapmadım ben de, şaka yapıyorum. Birkaç şeyden daha konuşmak istediğim için şöyle bir yüzüme karşı çevireyim dedim. Arkadaşlar eskiden mesela burada bir yatak vardı. Ben YouTube'da çok fazla şeyi hayal edip hedeflediğim için aileme söyledim, kardeşlerime odalar ayırdık. Onlar başka odada kalıyor artık. Yani eskiden burada yatak vardı. O yatağı kaldırıp da burayı, bu sistemi kurduk. Yani benim için de her şey çok zor oldu böyle. Yani hemen hemen her şeye ulaşamadım böyle. Çok kolay bir şekilde olmuyor bunlar. Haberiniz olsun yani, böyle sizler de hedefliyorsanız böyle bakarak olmuyor bunlar. Birazcık çalışıp hedefleyip gerçek hayatta bir yerlerde çalışıp para biriktirip almanız gereken şeyler. Yani ben de bunların hepsine bir anda ulaşamadım. Resimleri zaten sizlere gösterdim. Görmüşsünüzdür zaten. Şimdi arkadaşlar YouTube'dan sizlerden gelen yorumları şöyle güzelce cevaplayacağım. Bilgisayardan şöyle sizlerin isimlerini falan da göstererek 10 numara bir sisteme göstermek istiyorum. Hadi o kısma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarımızın başına geçtik. Her şeyi hemen hemen gösterdim. Bir tek kamerayı göstermeyi unutmuşum. Kameram da Logitech C922 Pro zaten. Başlangıçta videonun başında kutuları gösterirken görmüşsünüz. Gayet net bir çekim var. Çok da memnunum. Onu da zaten dış çekimlerini falan eklerim videoya, biliyorsunuz. Şimdi sizlerden gelen şöyle soruları açayım. Birçok kardeşim soru sormuş. Şöyle bir 15 tane soru var. Ne zamandır bu direksiyonu kullanıyorsun demiş. Videoda söyledim zaten. 4 yıldır kullanıyorum. Bilgisayarım Windows kaç? Windows 10 kardeşim. Şöyle göstereyim. Bilgisayarımda hangi oyunlar var? Bilgisayarın markası ve PC değeri. Bilgisayarın değeri 8000 lira. Monitörde 2000 lira. Toplam 10.000 lira kardeşim. Şöyle oyunları da görmek istiyorsan buyur göstereyim. Bunları oynuyorum. Hepsini aktif olarak oynamıyorum ama indirilenler bunlar yani. Aktif olarak 5M, LFS işte. LFS oynamıyorum bu aralar hatta. Yalan olmasın. Assetto falan işte. Videolardan videolara değişiyor işte. Bunlar var. Şöyle üçüncü soruya geçelim. Bilgisayarından memnun musun? M5 F90 videoda drop yemiştin yatırım. O M5 F90 değil, M4 Cabrio videosu olması lazım. O videoda araç çok ama çok böyle poli değeri çok yüksek olduğu için kasma olmuştu. Dünyanın en iyi bilgisayarından oynasanız da o yine kasardı arkadaşlar. Ondan kaynaklı yani. Bilgisayarım çok iyi, oyunu optimize değildi o. Emre abiyle ne zaman tanıştın ve ekibe nasıl girdin? Emre abiyle bayağı oldu ya. Çok önceden beri tanışıyoruz. Belki iki... Ben onu çok önceden tanıyordum da onda bir 2,5 olmuştur herhalde ya. Ben onu bayağıdır tanıyorum. Twitch abonesiydim. Oradan Discord'da abone sohbette konuşa konuşa. Zamanında da ekibe girdim. Bayağı bir samimi anlaşıyorduk. Öyle tanıştım yani. Twitch'te abonesiydim böyle uzun süreli. 5-6 ay abonesiydim. O zamanlar canlı yayın yapıyordu. Oradan öyle tanışıp devamı gelmişti. Bomba LFS videoları ne zaman gelmeyeceği başlayacak abi demiş. Kardeşim bak, söz verdim, tutamıyorum. Ama 2-3 hafta içinde büyük ihtimal çekerim. Yani çünkü başka şu an önümde bir sürü videolar var. Onları yapmam gerekiyor. O yüzden LFS'yi birazcık yine erteleyeceğim. Abi kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? Nerelisiniz? Ve ekip arkadaşlarına nasıl tanıştın? Ekiple nasıl tanıştığımı anlattım zaten. Twitch üzerinden Emre abiyle tanışınca da ekiple de otomatikman tanıştım ekibe girince. Kaç yaşındayım? 18. Ne iş yapıyorum? Hafriyat üzerine çalışıyoruz yani. Babamın bir hafriyat üzerinde bir şirketi var, öyle. Geçelim.
Baban ilk YouTube'a başlayacağım dediğinde ön yargılı davrandım abi, seviliyorsun. Yo, hiçbir şey demedi. Takıl kafana göre ne yapıyorsa yaptı. Öyle de. Reis, ben bilgisayarım şu anda yaklaşık kaç para bende alacağım da ha. 8000 lira kardeşim söyledim. Emre Bozkurt, Sezeriş gibi insanlar olmak nasıl bir duygu ve ilk Emre abiyle konuştu nasıl ettin? 10 numara hissettim, gerçekten severek takip ediyorum Emre abiyi. Sezer abiyle de aynı şekilde, zaten ekiple tanışınca çok mutlu oldum. Çok 10 numara bir ortam var. Yani şöyle bir sisteminiz olsun. Bunlar gibi arkadaşlarınız olmasın, bilgisayardan keyif alamazsınız. Önemli olan arkadaş ortamı. Zaten biz de böyle birbirimizi hep böyle destekliyoruz. Yani ben Emre abiye yardımcı oluyorum, o sağ olsun bana yardımcı oluyor falan. Sürekli bir destek içindeyiz birlikte. Yani Sezer abiyle de aynı şekilde falan. Onların bana kattıkları oldu, Allah razı olsun. Benim onlara kattıklarım oldu. Çok severim hepsini. Hepsini de YouTube kanalını takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalın ana sayfasında dost kanallar var. Herkesin güzel güzel videoları var. Oradan göz atmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle geçelim. Fiyat performans direksiyonu önerir misin? Kardeşim, parana göre fiyat performans şu anda, yani fiyatları uçtu ama Logitech G27 diyorum. Temizini bulursan al. Niye her gün video gelmiyor? Yani çok fazla yoğunum. Yani işe gidiyorum, aynı anda YouTube yürütemiyorum. Yani boş vaktim yok. Bir de şöyle oluyor mesela. Hani Emre abi falan yazıyor işte, bugün bana bu videoyu çekelim, şu videoyu çekelim. Ben onlara yardımcı oluyorum. Onlar yeri geldiği zaman bana yardımcı oluyor. Hani bazen öyle günlerimiz gidebiliyor. Çünkü videolar çekimleri falan filan uzun sürebiliyor bazen. Mesela daha yeni GTA 5 roleplay'den çıktık falan. Ben bu videoyu işte saat 12.30'da çekiyorum, görüyorsunuz. Öyle yani. Bazen böyle aksamalar olabiliyor, yani yapabilecek bir şey yok. Galiba hastayken yazmış bir yorum arkadaş. Benim için oda bir video çekmesen de olur falan filan demiş. Sistemi nereden topladın ya da aldın, anlatır mısın? İncehesap.com'dan hazır sistemlerden aldım. Gayet de ucuza denk getirdim. En sevdiğin araba nedir? Kardeşim, ekranı görüyorsun. Honda S2000 burada duruyor. Hayal yani. İnşallah gerçek olur. El freni almama gerek var mı? Eğer driftte, yani ben önceden almadan yapıyordum. Ama alsan güzel olur yani, daha da iyi olur. Sorular bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar soruları cevapladım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince her şeyi göstermeye çalıştım. Birazcık böyle heyecanlanmış veya unutabilirim, insanım yani. Birçok şeyi göstermiş olarak sayıyorum. Unuttuğum şey de yok herhalde. Kendinize iyi bakın. 50 bin abone için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.